Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda hangi uygulamaların M1 MacBook'u destekleyip desteklemediğini, yani tüm uygulamalar içinde hangi uygulamaların M1'de çalışıp hangi uygulamaların M1'de çalışmadığını artık tek tıkla çok kolay bir şekilde öğrenebileceğiz. Bir sitemiz var. Bu sitede tüm uygulamaların çalışıp çalışmadığını bizim için test etmişler ve bize hangi uygulamaların hangi sürümlerinin M1'de çalıştığını bize sunmuşlar. Bunu inceleyeceğiz. Sizi bekletmemek adına videomu hemen geçiyorum. Lütfen videoyu dikkatlice izleyin. Öncelikle Google'da yazmamız gereken Apple Silicon hazır mı yazıyoruz. Daha sonra zaten en başta yazıyor veya Is Apple Silicon Ready de yazabiliriz. Her harikarda en başta çıkacaktır sitemiz. Sitemize girelim. Sitemize girdiğimizde bu arayüz bizi karşılıyor. Böyle bir ekranımız var. Öncelikle burada tüm uygulamalar mevcut. Bakalım. Gördüğünüz üzere 909 yaklaşık uygulamamız var. Bu uygulamalardan öncelikle şu işaretlere bakalım. Yeşil tik işareti Apple Silicon ile tamamen uyumlu olduğunu gösteriyor. Bu işaret çalışmadığını gösteriyor veya bu işarette herhangi bir uygulama çalışıyor ama çökmeler olduğunu gösteriyor bize. Yani garanti veremiyor size. Uygulamada sıkıntılar olabildiğini söylüyor. Şimdi öncelikle burada asıl M1 desteği yalnız Rosetta'daki ve çalışmıyor veya henüz test edilmediğini söylüyor. Öncelikle buna tıkladığımızda tüm destekleyen uygulamaları göreceğiz. 909 uygulamanın içinde bakalım yaklaşık 532 tanesi bizim M1'i tamamen desteklediğini gösteriyor buradan. Veya tamamen 50 tanesi de tamamen M1'de çalışmadığını gösteriyor. Zaten bu uygulamaların çok bilinmedik uygulamalar olduğunda göreceksiniz. Veya yalnızca Rosetta 2 ile çalışan da var. Rosetta 2 de Apple'ın geliştirdiği Intel işlemcilerde çalışan uygulamaları sanal bir ortamda çalıştırıyor. Bunu da indirip kurabilirsiniz M1 Mac'inize. Bundan ayrıyeten dilerseniz burada uygulamayı anında arayabilirsiniz. Mesela Photoshop'a çok özür diliyorum. Photoshop'a baktığımızda gördüğünüz gibi tamamen optimize edildiği gösteriyor. Tik işareti var ve sürümü desteklenen son sürümde 22.4.2'ymiş. 14 Temmuz'da da bu son güncelleme tarihi güncellenmiş sitemizde. Buradan aratabilirsiniz tüm uygulamaları veya altta da arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, bu altta da sizin için filtrelemeler var. Mesela siz mesela bir Android geliştiricisiniz. Gördüğünüz üzere Android Studio'nun tamamen burada Android geliştiricileri, Android ile ilgili uygulamaları sizin için filtreliyor direkt burada tıkladığınızda. Mesela Android Studio tamamen optimize edilmiş. BlueStack hiçbir şekilde çalışmadığı gösterilmiş. Hatta tespit edilmemiş. İşte Visio Studio Code yine çalışıyor. Sürümü de bu. Bunlar mesela video üretmek için olan uygulamalar burada mesela. Premiere Pro tamamen çalışıyor. Gördüğünüz gibi Final Cut Pro çalışıyor. iMovie çalışıyor. Bunlar zaten Apple'ın App Store'unda mevcut. App Store'da olan uygulamalar M1 MacBook'unuza indirebildiğiniz tüm uygulamaları zaten bakmanıza bile gerek yok. Onlar zaten çalışıyordur mutlaka. Burada gördüğünüz gibi mesela finansla ilgili uygulamaları direkt sizin için filtrelemiş 3D apps'ler. Mesela SketchUp Rosetta ile çalışıyor. Mesela iOS ile ilgili uygulamalar, Safari, Xcode. Xcode'da iOS uygulamalar geliştiriyorsunuz. Safari'de bir yine iOS uygulaması. Bunlar da arkadaşlar zaten optimize edildiğini görüyorsunuz. Buradan dediğim gibi buradan da yine seçebilirsiniz. Veya hiç burada olmayan bir uygulamayı da yine talep edebilirsiniz arkadaşlar. Bir uygulama talep edin derseniz buradaki formu doldurup gönderdiğinizde uygulamayı sizin için test edebilirler. Daha sonra buradan herhangi bir sorunuz olduğunda mail atabilirsiniz. Burada farklı diller seçeneğinden de değiştirebilirsiniz bu sitenin dilini. Tüm uygulamalar burada mevcut. Dediğim gibi buradan aratabilirsiniz. Buradan da yine buradan da filtrelebiliyorsunuz. Geliştiriciler, tarayıcı. Mesela tarayıcılara bakalım. Gördüğünüz gibi birçok tarayıcı var ve bunların sadece Firefox ve Tor Browser. Bu yine Rosetta ile çalışabiliyor. Firefox.
Ama şu ikisi, şu da çalışabiliyormuş pardon. Sadece şu Waterbox hiçbir şekilde çalışmayacak. Bunları yine Rosetta ile çalıştırabilirsiniz. Zaten bilindik Opera çalışıyor mu? Çalışıyor. Optimize edilmiş. Chrome tamam. Safari zaten kendini. Microsoft Edge de tamam. Adblock Pro for Safari'de. Bu da Safari'deki uygulamaları, Safari uygulamasındaki reklamları engelleyecektir arkadaşlar. Bu da çalışıyormuş zaten. Bunu da sanırım App Store'da mevcuttur. Kurabilirsiniz. Bu da kullanışlı bir uygulama. Gördüğünüz üzere artık tüm uygulamalardan hangilerinin M1 MacBook'ta çalıştığını gördük beraber. Çok basit bir şekilde Is Apple Silicon Ready web sitesinde bu uygulamaları tek tıkla artık buraya yazarak, sadece yazarak veya burada filtreleyerek anında bulabiliriz çalışıp çalışmadığını. 909 tanesinden 532'si kesinlikle çalışıyor ve bir kısmı da Apple Silicon'da sanal çalışan Rosetta 2 ile de çalıştırabilirsiniz yaklaşık 245 tanesi. Yani bir 50 tanesi, 909'dan 50 tanesi sadece çalışmayacak. Bunlar da çok bilinmedik, çok küçük uygulamalar muhtemelen. Tek tük bir tane büyük uygulama vardı az önce, işte BlueStacks kullanılan Android'i kurabilirseniz mülkünüze. Torrent, Classic, VirtualBox, bu üçü sanırım biraz bilindikler. Onun dışında bir sorun olmayacaktır. Zaten çoğu uygulama M1'i destekliyor. Zamanla bunları da destekleyecektir. Bu şirketlerde M1'e uyumlu ve optimize olacaktır muhtemelen. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizin için faydalı olduysa kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu kanalda daha birçok MacBook'la ilgili özellikler ve uygulamalarla ilgili videolar gelecek. Hiçbir kanalda bulamayacağınız MacBook özel videolarla bu kanalda olacaktır. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.